Selamlar işverenim Güşal Hanım. Aslan Bey'in web sitesi okeydir. Ama bu arada Sözlü'ye de entry'leri döşedim böyle. Haftanın en sevileni seçildi. Tamam tamam, fazla uzatma. Zaten migrenim azdı, başım ağrıyor. Aslanı geri getirmenin yolunu buldum. Aslanım benim. Ellerine sağlık. Koçum benim. Delikanlısın be. Sen bekardın değil mi? He bekarım abi. Uçsuz bucaksız çöller gibi bekarım. Alabildiğince bekarım. Çok bekarım abi. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Uzat barınağını. Ol salak. Şu. Uzat, uzat, uzat. Abi bu ne ya? Uzat, uzat, uzat. Siz artık nişanlısınız. Aslan bizi zaten yanlış anladı. Ona sizin nişanlı olduğunu söylersek gönlünü alırız. Buraya getiririz. Yarın sabah evine gidiyoruz. Ama abi ya. Ha, hoş bulduk. Oo, günün nasıl geçti? Ya iyi, iyi, güzel geçti. Abin olacak aslan devesi beni önce işten kovdu. Ondan sonra da işe geri aldı. E, anladı tabii nasıl bir menajerle çalıştığını. Yani. Aram Cüneyde. Cüneyde ne alaka Kubat'ım? Ya ben bu boşlukta gittim. Cüneyde'nin de menajer oldum ya. E tamam, daha güzel. Niye üzülüyorsun? Daha fazla para kazanırsın Kubat'ım. Kızım nesi güzel? Aslan bana dedi ki benden başka kimseyle çalışmayacaksın dedi. Söz verdirtti bana. Duyarsa oyar ya beni. Ay oyar vallahi. ne olacak şimdi? Ya Aslan sana güvendi. Dürüstlük çok güzel bir şey. Ama azıcık daha para kazansam ne olur ki? He? Ne olur ki? Şu çapsızı dinleme Kubat. Yalan söylemek çok kötü bir şeydir. Hadi lan oradan Lale. Giyinmişsin papatya gibi. Senin paraya ihtiyacın var Kubat. Aslanın nereden haberi olacak ki? Doğruluk her zaman kazandırır. Bana oradan laf yetiştirme şapşik. Takarım ha. Hareket yapma bana oradan. Sunta çok ayıp. Ne yapıyorsunuz Kubat'ımın üstünde? Çekilin. Kaybolun. Alo. Benim ben Jülide. Sahnelerde açan tomurcuk. Ah sevgili menajerim. Yarın hazırız değil mi? Bir sorun yok. Yok ne sorun olacak ki? Yalnız sana menajerin kim diye sorarlarsa... Martinez yanayak gez desen. İspanyol de. Yani aslana filan sakın hiç kimseye söyleme. O niye be? Aa. Ya yavrum yabancı menajer daha şey, daha böyle etkili olur tabii. Yabancı menajer kimde var bugün de? Öyle söylesen. Aman ha kimseye söyleme yani. Madem öyle diyorsun. Peki kabul ediyorum. Anlaştık. Ha tamam anlaştık o zaman. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ay Kubat'ım ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım vallahi. Ya ikisinin de menajerliğini aldım. Ne olacak ki? Vay iyiymiş mi Kubat'ım? Aslanım hayır, hayır yok. Babece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Aslanım hayır, hayır yok. Bunun acısı az olmuş Beşar. Acı koy. Allah cezanı verecek. Hemen Aslan abi koyuyorum. Baba bu sofra ne? Sabah kahvaltısı kızım. Acı yiyorum. Sesim daha güzel olsun, açılsın diye. Sabah sabah acılı çiğ köfte mi yiyorsun baba? Evet, sesimi açıyor. Alışın artık bunlara. Ben bir arabesk kralıyım kızım. Her gün aynı şeyleri söyletmeyin bana. Babacığım diyorum hani kral olmuşken bizim açlıklara da bir iki altın zam yapsan. Yok ya. Köyde plaza vardı da biz mi çalışmadık kız? Ha? Kusura bakmayın. Bundan sonra herkes kendi hayatından mesuldür. Ona göre ha. Ben zırnık vermem. Atılın hayata, atılın. Görün acıyı, görün zevki, görün, tadın. O kadar. Ne? Artık açlık yok mu? Allah'ını seven tutmasın beni. Acı biberle ilk intihardan keriz olmak istiyorum. Baba, istersen ışıkları da cam da silelim. Ne dersin? O işte nakit yok kızım. Daha aktif fikirler bulun kendinize. Daha güzel olun, daha güzel olun. Hadi. Babacığım, madem harçlık yok, sermaye versen yani. Çık dışarı, çık, çık. Sofra
Canan, hali ne böyle? Geldi yine tipini sevdiğim. Acı deyince gurmesi indi aşağıya. Acıdan acınacaktan çok anlar biliyor musun Bekar? Ay kokmuş burası be. Bari bir cam açın. Kebapçı dükkanına çevirmişsin burayı. Ben çıkıyorum, kusura bakmayın. Bugün sahne günü, anlatabiliyor muyum? Belki imza günü, ekstradan başka şeyler. Anlatabiliyor muyum yani? Çok işim var, çok. İlgilene duyurulur. Baba, bizi okula bırakmayacak mısın? Bırakmayacağım yavrum, kusura bakma. Artık hayatla mücadele etmeyi öğrenin diye laf söylüyorum. Her dakika aynı şeyi söyletmeyin bana kızım ya. Bizim zamanımızda araba mı vardı? Annem bizi mancınıkla yolluyordu vallahi. Mancınıkla dedi ya. Sevenlerim, beni sizler var ettiniz. Yarım ak. Zaten şu kadarcık beynin vardı. Bunun kocasına uyudun, iyice beter oldun. Hareketlere bak ya. Cücü! Eğer gazinoya gideceksen seni de bırakalım, hadi geç. Az solistim, siz çıkın. Zira ben menajerimle buluşacağım, daha sonra geleceğim. Menajerin mi var lan senin? Var tabii. Yabancı da ben pek alışkın olduğum için. Martinez Yanyakez, İspanyol asıllı. Şifreli demek ki. Hadi, hadi görüşürüz. Görüşürüz, ben menajerimle buluşmadan sonra geleceğim. Hadi. Siz gelin bize. Özür dilemedi, öküz. Sen daha çok beklersin. Söyleyemedin şu mektuptakileri. Ay anne, benim derdim zaten bana yetiyor. Sen hala kağıt diyorsun ya. Hepsi çıldı. Bazı konularda anlayışlı ol Yılmaz abi, gözünü seveyim ya. Anlamak mı istemiyorsunuz babacığım? Yani hem yuvamı yıkıyorsun hem de kız kardeşinle kapıma geliyorsun. Al götür şunu ya. Aslan kardeşim, lütfen beni bir dakika dinle. O sadece kasetin promosyonu içindi. Zaten benim kız kardeşim Şelale nişanlı. Harbi mi? Harbi tabii. Sen onun dünya aret abisisin. Ya Yılmaz abi, bize ayak yapma, gözünü seveyim ya. Hem de bize alet ediyorsun kız kardeşin. Olacak iş mi ya? Bırakın, hem böyle nişanlılık mı olurmuş kardeşim yani? Ya reklam amaçlı inan ki. Her şey planlı programlıydı. Kim bunun nişanlısı aga? Selamlar herkese. İşte nişanlısı Tapir. 64'te flash dışlattılar, aklımı kaybettim vallahi. Ya. Her şey reklam içindi vallahi ya. Gel sen şu stüdyoya gir. Bütün dünyaya tanıtayım seni be. Niye madem öyle Tapır nişanlısı olmuş, değil mi lan? Ya yapalım lan bunu. Oldu ama menajeri bekleseydik babacığım ben. Ya o arkamızdan gelir, yürü sen ya. Yürü. Yapamazsın abi. Ya tamam siz gidin, ben sizin akşamki işlerinizi ayarlıyorum. He geleceğim. Tamam, hadi görüşürüz. Bu ne be? Gizem yapıyorum seni daha iyi tanıtmak için, merak etsinler diye. Sebep? Seni daha iyi tanıtmak için bir yol buldum ya ben. Sen kafayı mı yedin? Maça mı çıkacağım ben? Ya anlamadın sen galiba. Futbolcu sevgili bulacağım sağa. Bak düşünsene, bir sürü futbolcu, şarkıcı birbirleriyle çıkıyorlar. Neden? Çünkü insanlar buna bayılıyor. İlişkilerini merak ediyor. Örneğin David, Victoria, Beckham. İkisi de Beckham'lı insanlar. Ondan sonra Schneider, Yolanta. Bak bunları düşün. Bir de Metin Ali Feyyaz. Hep buradan. Mantıklı. Seviyorum bu hain, sinsi beynini. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.